Yılda bir kıtım ötküzüldüğün Xalqaradaki nopuzluk bekhatarlık yığılırdın bir boğan Halifax Xalqara bekhatarlık münbirinin 18. noyabr başlangan 2022 yıllık yığını da Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dolkun Aysa söz koyan. O sözü de Xitayının Uyghurlağı yürgüzgen, erkek kırgınçılığı 6 yıl bolaydıgen, şundakla 3 milyondan artık Uyghur azırımı ceza lagırgı kamalgan bosu mu? Lekin xalqara cemiyetinin bu cinayetine cevapkarlık tartışka işkanda hareket kımıqallıqı tənqid kılıngan. İgilinişçe, bu yıllık yığınğa 3 Uyghur bıraklı teklif kılıngan. Dolkun Aysa'dan başka, Tayvan Parlamenti Kişilik Hukuk Komitetinin baş katibi Ürkeş Devlet ve Hadisun İnstitutu'nun Ali Derecelik Tadqiqatçısı Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin reisi Nuri Türkel yığında söz kılgan. Türkiye Kelecek Partisi'nin reisi sabık başminister Ahmet Davutoğlu 16. noyabrda İlham Tohtun'u kollaş grupısının mesulü Enverjan Efendi, Uyghur Akademisi Vakfısının reisi Ferhat Kurban Tanırtağlı Efendilerini kabul kıldı. Uyghur Ayet Ahmet Davutoğlu'a İlham Tohtun'un küreş geçirmişleri, Uyghurların hazırkı iğir vaziyeti ve Uyghur davasıdaki terakiyatla doğrusu da malumat verdi. O Uyghur ayetiga öz partiyasining bundan keyin Uyghur masalasiga texmo bakira ko'ngil bo'ladiganligini İlham Tohtun 2023 yillik Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatilganligini aytdi. Amerika Federatif Tekşirish İdarisi Xitayının Neorik'teki sakçı fınkitini tekşirişke başlaman. Amerika Federatif Tekşirish İdarisi'nin başlığı Christopher Varay, 17 noyabr Amerika Federasiya Tekşirish İdarisi Xitayının Neorik şehirde ruhsatsız tesis kalınğan atalmış sakçı fınkitinin hareketini tekşirdiğallığını ilan kıkan. Bu Xitayının xalqaradaki nurgulgan devletlerde kurup çıkan sakçı fınkit doğrunun bir kısmı iken. Christopher Varay, Xitayning Amerikada qonunsiz tasdiq qilingan qonun ijro qilish harakatini to'xtatganligiga va'da qilgan. Rossiyaning ma'lum bosh ministri Aleksandr Novak bu yil Rossiya bilan Xitoy o'tirishidagi energiya savdosi summasining 64% oshganligini bayon qildi. U Rossiya bilan Xitoy energiya savdosida o'zlarining pulini ishlatishga qarab ketyotadi dedi. Amerika Qurolli Qismlari Shtab Boshliqlari Birlashmasining raisi General Mark Milley Xitoyni ogohlantirib, Tayvanga hujum qilishni o'ylashganda Rossiyaning Ukrainada hozirgacha qanday nachar ahvolga tushib qolganligiga qarab beqish kerak dedi. General Mark Milley Xitoyning Amerikaning eng cho'ng geosiyosiy raqibi ekanligi va uning yaqin orada harbiy jihatdan Amerikaga besim paydo qilishga qattiq tirishayotganligini bildirgan. O, Xitoyning maqsadiga yetish uchun har qanday vositadan chekinmaydiganligini ta'kidladi. Xabar qilinishicha, Finlandiya bosh ministri Sanna Marin Yevropaning Xitoy va Tayvanda ishlangan kompyuter o'ziki qatorliq muhim texnika mahsulotlarining importiga bek tayinlanganligini va bu sababdan iqtisodiy jihatda ojiz o'ringa tushib qolganligini aytdi. Marin mundaq dedi. Agar Yevropa o'zining texnika iqtidorini oshirmasa, krizis mazgilida ta'minlash jiddiylashib ketishi mumkin.